Selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Hem Türkistan bilim savunucusu hem de geçen programda asırlardan beri Doğu Türkistan'da Müslüman Türkleri katleden Çin Halk Cumhuriyeti'ne metiyeler diziyorsunuz. Bunu açıklar mısınız hocam? Hüseyin Ulutan. Çin Halk Cumhuriyeti'ne metiyeler diziyorsunuz. Ya Çin Halk Cumhuriyeti'ni şöyle, insan olarak ben Çinlileri canım gibi severim. Mazlum, garibanlar. Zaten komünizm onları ezmiş. Bir de ben mi ezeyim adamları ya? Estağfurullah, evet hocam. Çin Müslüman olmaya doğru gidiyor ve Müslüman olacak Çin. İnşallah. Mehdi diyor, Çin'i de olur diyor. Evet, Peygamberimiz hadislerde Çin de fethedilecektir. Manen. İnşallah. Biz bütün Çinlileri seviyoruz. İnşallah. Hepsini de kurtaracağız Allah'ın izniyle. Evet. Zalimler, faşist zalimler, komünist zalimler ayrıdır kardeş. Onlar ayrı bir katillerden ben mazlum Çin halkını niye iç içe koyayım? Amerikan halkını ben çok seviyorum. Evet. Hayat dolu, neşeli, canlı, hürriyetçi insanlar. Hepsini seviyorum. Ama katillerini lanetliyorum. Yani onları kahpelikle itham ediyorum ben, katillerini. O ayrı meseledir. Çinli kahpeleri de, katil kahpeleri de lanetliyorum. Ama Çin'deki ufacık bebelerin falan ne suçu var ya? Bıcır köfteler, sivil geziyor alt taraf böyle küçük köfteler. Hepsi öyle mi Çinli? Çok çalışkan. Ha, 2-3-5 yıl tamam. Ya zaten gariban eziliyor. Bir de biz mi ezelim adamları? 2 metrekarede zaten hapsedilmiş, sürünüyorlar yani. Bir de biz mi süründürelim? Onları kurtarmak peşindeyiz biz. Çin güçlü olsun devleti. Baksana şu şekerine ya. Yerim ben bunu ya. Direkt bir lokma da yerim ben böyle. Şu tatlılığa bak ya. Bir tane iyi ki yanımda değil. İnşallah hocam. İnşallah. Bizim bir Allah veremediğimiz yok o yönde. Rus milleti de çok temiz, güzel bir millettir. Güzel insanlardır. Kıyamete kadar Allah sağlık, sıhhat, güç versin devletlerine. İnşallah hocam. Alçaklarıyla bizim mücadelemiz, kahpeleriyle bizim mücadelemiz. Mazlum halkla ne alıp veremediğimiz var bizim? Devletle ne alıp veremediğimiz var? Devletin ne suçu var? Devletin içindeki alçaklarla bizim mücadelemiz. Devleti niye yıkılsın ya? Yani niçin yıkılsın? Devlet güzel bir müessese. Devlet insanlara hizmet için vardır. İnşallah hocam. Devletin içindeki alçaklar sorundur. Evet. Biz onlarla uğraşıyoruz. Nitekim bak ben Çin hükümetini eleştirdim. Ay yıllardan beri eleştiriyorlar. Bunlar kılını kıpırdatmıyorlar. Çin hükümetini ben eleştirdikten sonra Doğu Türkistan'da olağanüstü değiştiler. Evet hocam. Olağanüstü Allah razı olsun diyor Doğu Türkistan'da evet. Kardeşlerimiz. Hatta gelip size bakın dediler. Ha gelin teftiş edin dediler bakın evet. Dedi Çin hükümet. Arkadaşlarınızla alın beraber gidelim dediler. Ama tabii kıyma olmak olmak istemediğim için. Estağfurullah. Ya yine de güvenemiyorum. Ben o karakollular bana ben iyice bir kanaatim gelecek. İnşallah. Adam kaybolmalara duracak. İnşallah. Bir tane faili meçhul istemiyoruz. İnşallah. Bir tane. İnşallah. Gece adam almalar falan bunlar duracak. Ama yolları asfaltlıyorlarmış, evler yapmaya başlamışlar falan olağanüstü değişmiş. E çok güzel. Maşallah. Kardeşim bizim ne alıp veremedik Çinler, Uygur Türkleri. Kardeş güzel yaşasınlar. Biz Çin yıkılsın istemiyoruz ki. Evet inşallah hocam. Benim canlarıma Doğu Türkistan'a esir olmuş kardeşlerim bıraksınlar yakalarını bu kadar. İnşallah hocam. İstedikleri ibadetleri yapsınlar orada. Kapalı hanım kızlar var böyle. Acayip şekerler böyle. Çekik gözlü falan. Ne istiyorsunuz çocuklardan ya? Bırakın istedikleri bir yaşasınlar. Dedeler tarlalarda istedikleri gibi değil mi? Buğday eksinler. Koyunlarını gütsünler. Ellemeyin can güven içinde yaşasınlar. Gece yarısı evden alıp götürmek ne demek ya? Evet. Değil mi? Evet hocam. İt kopuk Çinli aygır gibi herifler var böyle. Çakallar, Çin çakalları. Ellerinde sopalarına falan geziyor. Yani o sopaları onlara yedirmek lazım böyle. Toz yapacaksın, yedireceksin. Değil mi? Yani olay budur. Bak döverim demiyorum. Toz haline getirip yedirmek. Zararı olmaz, bir şey olmaz yani. Üyüteceksin, aç ağzını diyeceksin, yedireceksin. Nezaket yine, iyi yedir. Ben şiddete karşıyım. Şiddete değil. Şiddete karşı sevgi ve şefkat. Nitekim bak... Sevgiyle yaklaştık. Çin hükümeti hiçbir şekilde söz dinlemezken sevgiyle yaklaştık. Güzel de ben onların büyükelçilerine falan da biz görüştük. Çin büyükelçiliği mensuplarına da görüştük. Yani iki kere görüşmemiz oldu. Evet. İnşallah. Evet, inşallah. Zulüm kalktıktan sonra bizim kimseye bir sözümüz yok. Yani hiçbir devletin yıkılmasını istemem ben. Evet, evet inşallah. Ne alaka kardeş? Devlet ne güzel hazır bir mekanizma ya. Niye yıkılsın yani? Değil mi? Yani ne çıkarımız olacak yani? Mühim olan orada Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar
Komünistler de bak, komünistler de rahat yaşasınlar.